Basının iddiası ama iddia iddiadır. Üzerine konuşmamız gerekir. Halihazırda biz Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda acaba Pereira kimleri tercih edebilir? Nasıl seçim yapacak? Nasıl tercih yapacak derken bir de Paulinho iddiası geldi. İhtiyaç var mı? Ne dersiniz Yani Selahattin orada Hanım? Fenerbahçe'nin 37 tane oyuncusu var orta sahada. 38 olursa hoca için daha iyi olur tabii. Yani Hiç bu ihtiyaç yok. menajer oyunu gibi geliyor bana. Menajeri dayatması ama ben Fenerbahçe'nin bu Zoka'yı yutacağını düşünmüyorum artık ya. Yani Ali Koç artık akıllanmıştır yani. Yemez bunu numaraları. Yani Paulinho'dan daha iyisi. Yani tamam Barcelona geçmiş olduğu için bir şey ama filan diyorsun ama ya tam Barcelona'da tutunabilecek bir oyuncu olsa zaten şeye gitmiyor. Barcelona'da Ya iyi tabii oynadı dikkat bu arada ederseniz Barcelona artık döndükten sonra. Portekizce konuşan oyuncular da ön plana Ya orta çıkmaya sahada başladı Pereira'dan. orta Kusurludur. sahadan bir tane giden olabilir. Şu Yani o haliyle olsa bile bile ihtiyaç yok bence. şu haliyle bile orta sahada kimi oynatacağım sorunsalı Yine bir bir kere. fazlalık Hocanın en artı büyük bir. sorunu Evet. yani hangi yani hani çok flash bir şey olur, genç bir adam olur. Mesela Jetson Fernandez gibi bir adam olur. Eyvallah dersin. Bu da işte gelenli mevcutlarla aynı yaşta aşağı yukarı. İrfan Can'ı sayamazsın. İrfan Can'ın var, Sosan var, Ozan var. Mesut, Pelkas Gustavo, var, Pelkas, Pelkas var. O Mert Müslüm Hakan, Gürses var. Gustavo. Gustavo var, Mert Hakan var ya. Bir de buraya Paulinho. Bu menajer oyunu gibi. Başka bir şey gelmiyor bana. Fenerbahçe bu numarayı yemez bence. Peki. İhtiyaç yok. Çok iyi oyuncu, ben beğenirim orada. Kariyerine de saygı duyuyorum. Barcelona'ya böyle biraz düşük de gelmişti. Fena işler de yapmadı. Barcelona daha da kötü gitti zaten Paulinho ayrıldıktan sonra ama ciddi bir Brezilya milli takım kariyeri de var. Saygı duyuyoruz. Brezilya milli takımda oynamak her oyuncunun harcı, işte bugün Galatasaray'da bana sorsan en iyi oyuncu kim? Marka derim. Henüz Brezilya milli takımından davet almadın. Kolay değil. Menajeri Brezilya uygun milli değildir. takımına. Brezilya milli takımı da biliyorsun Yani menajer muhtemelen çetelerinin Brezilya liginde elindedir. oynasaydı Marka Brezilya milli takımına çağrılabilirdi ama kolay değil hani Avrupa'da top koşturan bir oyuncunun düzenli Brezilya Brezilya. milli takım teknik direktörlerinden birinin katıldığı bahis ve şike skandalını anlatan şöyle bir kitap var. Okumanı tavsiye edelim. Brezilya futbolu nasıl dönüyor diye. Ya mesela en çok milli oyuncu sayısı Brezilya'dadır. Brezilya milli takımında milli takım forması giyen yani aynı dönem içinde sayı 150-200'ü bulur. Çünkü o aslında aynı zamanda bir pazarlama stratejisi. Az önce orta sahadan ayrılanlar olabilir dedin Mehmet. Orta sahada ayrılanlar olsa ben şaşırmam. Hani mantıksız demem bu kadro kalabalığında. Yani mevcut kadroya bir de artı bir Paulinho gibi bir isim eklenmek benim mantığım almıyor. Kötü oyuncu değil ama ihtiyaç yok. Kimler ayrılabilir peki sana göre? Fenerbahçe'nin fazlalığı var. Yani keşke imkan olsa Ozan Tufan veya İrfan Can'dan birini iyi rakama satabilseler ama işte o kötü geçen Avrupa Şampiyonası Özellikle Ozan olası için biraz Premier talihsiz Lig oldu. diyorduk. İrfan Can Alman kulüpleri Başakşehir'deyken takip ediyordu. Evet. O teklifler gelecek gibi gözükmüyor. Mert Hakan geçen sene istenilen keşke para kazanabilse Fenerbahçe, oradan bir oyuncu. Pelkas belki teklif gelebilir. Mesut için daha farklı bir sezon olacak. Geçen sene bildiğimiz Mesut değildi doğal Tabii, olarak. doğru. 2,5-3 senelik aranın ardından bir de geldikten sonra sistemi onun için değişmesi, üstüne sakatlanması vesaire. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin şu aşamada Paulinho'ya ihtiyacı yok, onu söyleyebilirim. Yoksa Paulinho'nun kariyerini veya yeteneklerini tartışacak değil mi? Yaşı da benim bildiğim 32 oldu artık diye. 32. Evet. Peki, Paulinho'ya Dün ihtiyaç yok ama sözünü kestim. Dün Ali Koç dedi ki bana kalsa 30 yaş üstü kimseyi almam. İşte düşün, Paulinho 32 yaşında ya. Ve bugün gündeme geliyor. Ali Bey bunu söylüyor. peki. Gündeme geliyor Paulinho 32 yaş. Ali Bey kendiyle mi çelişecek? Peki, şimdi Paulinho'ya ihtiyaç yok ama kimlere ihtiyaç var? Bunları bir sonraki saat diliminde konuşacağız. Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında buradayız. Tuve'yi tamamlamak için gelmek istedim. Eksikleri göreceğiz ve önceliklerimizi belirleyeceğiz. Özellikle eksikler ve öncelikler konusunu daha detaylı birazdan konuşmak istiyorum. Bu arada birazdan da sürpriz bir bağlantımız olacak değerli izleyenler. Ama önce hemen size birer cümleyle şunu sormak istiyorum. Şimdiye kadar topuk yaylasından gelen açıklamaları, antrenman görüntülerini izliyoruz. Şimdi Pereira'nın yaptığı bu açıklamaları da dinledik. Selahattin Kınalı, bir cümleyle şu ana kadar Fenerbahçe'deki bu atmosferi, havayı, oluşan havayı nasıl yorumluyorsunuz? Bir cümleyle. Evet, bir cümle lütfen. İyi gidiyor. Bence Pereira şimdi dedi ki Fenerbahçe için tek başarı şampiyonluktur dedi. Bence bu söylemden vazgeçmek lazım. Pereira saygı duyulan ve taraftarın da alkışlayacağı bir takım yaratırsa, şampiyon olmasa da o futbolu bilen taraftar yine hocayı sahiplenir. Yani şu şampiyonluk şeyinden nasıl diyeyim, iştahtan da daha fazlası. Baskı. Baskı mı Ondan diyelim? vazgeçelim ya, sen yine şampiyon ol. Ama de ki ben taraftarın saygı duyacağı bir takım yaratacağım. Budur ya olay. Bunu nasıl yaratabilir? Onu daha detaylı konuşacağız Mehmet. Önceki dönemdeki puan ortalamasını yakalarsa olur şampiyon. 74-75 puanla şampiyonluk. Çünkü çok çok iyi bir Beşiktaş'a denk gelmişti. Ama işi kolay değil. Yani ben en zor Fenerbahçe'yi görüyorum. Hem
teknik heyet, camia artık her geçen sene o kırılganlık daha artıyor şampiyon olmanın getirdiği baskıyla. Şimdi çok daha detaylı konuşacağız dediğim gibi ama bir muhabir arkadaşımız Emre Kaplan'a gidelim şimdi. Emre Kaplan'ın yanında. Peki şimdi Fenerbahçe'ye bir giriş yapmıştık. Pereira acaba neleri değiştirebilir? Pereira gerçekten iddialı olabilecek, şampiyon olabilecek bir kadroyu nasıl oluşturabilir? Neler yapabilir ki? Önemli olanın şampiyonluk baskısından ziyade bu olduğunu söylediniz Selahattin Kınalı ama bu nasıl yapılacak? Mevcut kadroyla bunu Pereira nasıl başarabilir? Halihazırda kimlere ihtiyaç var ki şu anda takımı görüyor, deniyor? Mutlaka bir rapor verecek ama bu rapor acaba nasıl verilecek? Neye göre verilecek? Fenerbahçe'de öyle bir oyuncu kadrosu var ki kadrodan herhangi birini kumbaradan çek, işte herhangi bir Anadolu şehrine işte size yolluyoruz diye şehirde Fener alayı düzenlenir yani. Böyle bir oyuncu geliyor diye. Yani oyuncular tek tek bakıldığında değerli oyuncular. Hani bazıları fiyasko deniyor bazıları için, işte Lemos filan ona benzer. O kadar da değil tabii, fiyasko değiller de o düzeyde öyle algılanıyor. Yoksa hepsi değerli oyuncular. Ama Pereira'nın ilk döneminde gördüğümüz ne? Sürekli mücadele eden, işte kaptırdığı topu kısa sürede tekrar geri almaya çalışan bir takım modeli. Avrupa Şampiyonası'nda gördük aslında. Evet. Adam hani 5-6 yıl önce aynı şeyini yapmış burada. Yapmaya çalışmış ama işte Van Persie'de bunu ne kadar yapabilirsen o kadar yapmış. Ama şimdi de benzer oyuncu tipi var aslında. Yani takım kimyasına, takım kurgusuna baktığımızda yine Van Persie tarzı, hani rakibini hücum presi yapmak konusunda sıkıntıları olan oyuncular var. Orta sahasında da yine benzer oyuncular var. Sosa'sı, İrfan Can'ı, belki biraz Pelkas Mehmet işte adamını takip ediyor. Pereira'nın kendi sistemini oturtabilmesi için zannedilenin aksine, yani hani defans önce oturtalım muhabbeti olur ya, bence hücum presi oturtarak başlaması gerekiyor. Çünkü onun alameti farikası o. Ona göre bir oyuncu herhalde takıma katacaklar. Hani Samata, Pereira elinde çok daha farklı, kendi performansına yakın bir performans koyabilir. O zaman hepimizi, herkesi şaşırtabilir. Geçen seneki Samata aslında bir silüetiydi Samata'nın. Gerçek Samata'yı eğer sahaya taşıyabilirse hem Fenerbahçe'ye bir transfer yapmış olur maliyetsiz. Tabii normal şartlarda kağıt üzerinde itiraz edilmeyecek bir oyuncu Samata. Tabii çok iyi bir oyuncuydu ama işte uymadı. Takım kimyasına uymadı. Ama işte Mesut'un var. Sosan var. Gustavo var. Arkada adam kovalayacak. Orta sahada ve önde adam kovalayacak herhalde iki tane adamı var işte. Ozan'la Gustavo. Onun dışında defansif yönü kuvvetli, başkasının evet. Yok. Kimin oynamasını beklersiniz? Zannediyorum Gustavo'nun yeri garanti olacak Pereira'nın takımında. En azından başlangıçta, hazırlık maçlarında. Zaman. Peki sizce yanında yani kim olacak? Şimdi günümüz futbolu 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-3 olduğu zaman orada tek defansif gücü yüksek oyuncu olmaz yani. Gustavo'nun etrafını siz Pelkas, Mesut yaparsanız orası bir İrfan Can ve Ozan ister. Yani Gustavo'nun yanında ama Ozan, ama İrfan Can biri muhakkak olmalı. O ikili yani. Mert Hakan da tabii alternatiflerden biri ama benim Sosa ilk tercihim... Sosa mı denklem dışı ben, kalır diyorsun? Mesela Gustavo, Sosa biraz yumuşak kalır. Olmaz. Artık yaş ortalaması da 33-34 artık. Günümüz futbolu biraz. Yani bunu yaş olarak bakmamak gerek. Dinamizm, tempo. Yoksa Atiba'nın da yaşı var ama ceza sahasından çıkmıyor. Josef'le ikisi müthiş uyum sağladı. Şu var, Pereira'nın ilk dönemini hatırlıyorum Ezgi. Fenerbahçe az gol yiyen bir takımdı. Genelde atamadığı gollerle kaybetti şampiyonluğu Beşiktaş'a. Şimdiki Fenerbahçe'ye bakıyoruz Selahattin abi. Geçen senenin altın karmasına Fenerbahçe'den bir oyuncu alıyoruz. Altay. Yani Fenerbahçe çok pozisyon verdi geçen seneni. O yüzden oyun kimliği bence değişecek Pereira'yla. Muhakkak takım savunmasına bir dokunuş yapacak. Çok pozisyon veren bir takımdı Fenerbahçe. Hı hı. Hoş yine tamam, iyi bir golcüsü olmadığı için belki şampiyonluğu kaybetti diyebiliriz ama bir gerçek var. Savunmada, takım savunmasında bir sıkıntı vardı. Orada sol bekte Caner, evet oynatıyorsunuz, ciddi bir hücum opsiyonu oluyor ama hücum opsiyonu olduğu kadar savunmadan da götürüsü oluyor. Bir şimdi beklere muhtemelen bir takviye isteyecektir Pereira. Zaten Gökhan Gönül gitti, orası Gökhan Nazım gitti. Olmaz evet. Sadece. Stopere takviye olması çok mantıklı gelmiyor. Elinde çünkü zaten bir 6 tanelik opsiyon var. Yani işte Zalai, Serdar diyoruz. Tisserand, Lemos, Kolkır geldi. Kolkır'ı saymadım. Artı Zanka da benim eminim. Fenerbahçe'nin oyuncusu hala. Hı hı. Ki ben zaten Zanka'nın evet. Neden Tisserand'la Lemos'un arkasına itildiğini anlamadım. Bence onlardan daha iyi stoperdi. Stoper hattında problem yok. Sol bekte Caner Novak bir şekilde idare edecek. Mali gerçekleri düşünürsek. Sonuçta maliyetli oyuncular.
Ön tarafa... Sola takviye olmayacak mı diyorsun? Yani öncelik olmaz gibi geliyor bana. Öncelik bence forvet. Yani Samatta konusunda acımasız olmak değil Selçuk abi ama bazı oyuncular büyük takım formasyonu uymuyor. Yani açayım. Olabilir. Nordin Amrabat'ı da ben çok beğenirim. Galatasaray'dan sonra da gitti 10 milyon eurolara Watford'a transfer yaptı işte Malaga'ya. Ama Galatasaray'da olmuyordu. Mesela Samatta da benzer profil. Yoksa Fatih Terim'in de beğendiği, istediği bir oyuncuydu Falcao yerine ama ben büyük takım forveti gibi görmüyorum Samatta'yı oyun şablonunda. Hani bence oraya Serdar Dursun'u bir alternatif forvet düşünürsek bir iyi bir forvete ihtiyacı var. Valencia kenarda kullanılabilir. Emre Belezoğlu sezonun geçen sonunda. Geçen sene iyi çıkış yapan oyuncusu. Valencia hücum hattının en iyisiydi. Dediğim gibi artı bir de skor yapan kanat forvet açalım. Beşiktaş'ın geçen seneki şampiyonluğu Lerin. Bir önceki sene Başakşehir'e gidelim işte Visca'nın. O bölgeye zaman zaman kayan Alex için performansı vardı. Galatasaray'ın sol kanatta Pelkas'ı değerlendirebilir mi acaba? Ama Pelkas bence merkezde daha başarılı. Normalde bir örnek öyle. Trabzonspor maçı. Ama orada Mesut olacak. Trabzonspor maçı sol kenar oynadı. Mesut oynuyordu. Mesut oyundan çıktı. Merkeze geçti. Aldı oyunu merkezden. Çevirdi. Şutu çekti. Gol attı yani. Ben en iyi mevkilerde oynaması gerektiğini düşünüyorum oyuncuların. O zaman zaten Mesut hoca mu da, kesilecek? Hoca da aynısını söyledi ya. Herkesi kendisini en rahat hissettiği yerde oynatacağım dedi. Ben hocanın Mert Hakan'dan da vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Yani Pereira'daki futbol algısı Mert Hakan'ı işaret ediyor bize. Mert Hakan sahada olacak. Nasıl olacak bilmiyorum. Sol önde, işte Gustavo'nun yanında sağ bilmem. Kim ama olmayacak sahada? İşte yani Mesut da olacak, Pelkas da olacak, Mert Hakan da olacak, Gustavo da olacak. Hiç aklımıza gelmeyen adamlar olmayabilir. Ben Mesut'la Pelkas'tan birinin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte mesela Sosa olmayabilir konverde. Mesut olmayabilir, hiç şaşırtmaz beni. İrfan Can olmayabilir, hiç şaşırtmaz. Çünkü 11 kişi oynamak zorundasın. Hani Federasyon'dan 13 kişi izle çıkmayacak. Peki Pereira bu kadar üzerinde baskı varken sezona bir Mesut Özil kriziyle başlamak ister mi sizce? Mesut Özil'le başlar. Ama işte sonuçta oyuncuyu sahaya atarsın. O oyun kurucu. Mesut'un verimli olacağı oyun kurgusunu bulmak zorunda Pereira. Sergen Yalçın'ın Gezal'da yaptığını Pereira Mesut'a yapmalı. Belki Mesut'u kanada atabilirsiniz sağ tarafa. Ama Emre Belezoğlu sezonun yer ortam. Emre Belezoğlu da sezonun sonlarında Alanya maçlarında öyle kullandı. Öyle hatırlıyorum yani. Gezal'ı kullandı gibi sağ kenar. Oradan duran top gücü, paslar. Öyle bir 4-1-4-1'de. Mesut 3. bölgede sana sorun çözecek adam. İngiliz anahtarı Mesut. Yani onu 3. bölgenin ortasına koymak için. Kenara menara değil. Arsenal'de oynadığına yakın. Arsenal'de güya kenarda oynuyordu ama hep o 3'ün yayın etrafında dolaşır ve oradaki pasların ustası Profesör Mesut. Sen Mesut'u orada değerlendirecek oyun kurgusunu sahaya taşıyamazsan o zaman kriz çıkar. Yani hoca açısından da sorun olur ama ben hocanın o sorunu mesela Mesut'un yaratacağı boşlukları işte Mert Hakan gibi biriyle doldurmak zorunda ilk anda. Çünkü Mert Hakan bir dalga kırın. Mesut'un dalga kıranı olacak. Ondan sonra bir de Gustavo onun destekçisi olacak. Yani o yüzden ben hocanın Mert Hakan'dan özellikle vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Peki. Çünkü onun sevdiği oyuncu tipi Mert Hakan. Peki. Şimdi isterseniz yeniden Beşiktaş'a dönelim. Bir önceki saat diliminde özellikle Mehmet Hoca'nın